Burada kurumsal iletişim direktörlüğünü yürüttüğüm Ünspet Gümrük Müşavirliği, Türkiye'nin dış ticareti devam ettiği için çalışanlarımızın %50'sine izin verdik. Evlerinden çalışıyorlar. Ama belli operasyon bölümü tabii şu anda çalışmak zorunda olduğu için biz çalışıyoruz ama bütün hijyen kurallarına da uyarak bu işleri yürütmeye çalışıyoruz. Bugün dijital dönüşümü aslında sizlerle paylaşacağım. Ama önce şunu söyleyeyim. Bir kavram maalesef, eğer bir kavramın içini boşaltmak istiyorsanız kesinlikle o kavramdan çok fazla bahsetmeniz lazım. Yani düşünün, bir ülke düşünün, o ülkede insanlar sürekli eğitim konusunda espriler yapıyorlar. Mesela eğitim şart diye espri yapıyor bir komedyenimiz ve herkes buna gülüyor. Ben eğitimle ilgili İskandinav ülkelerinde ya da Avrupa'da bir espri yapıldığını hiç duymadım. Ya da Singapur'da, Güney Kore'de, Japonya'da ya da Kaliforniya'da eğitimle ilgili bir espri yapıldığını duymadım. Bilmiyorum siz duydunuz mu? Bir kavramın içini boşaltmak istiyorsanız fazlaca o kavramdan bahsetmeniz lazım. Aynı şekilde girişimcilik. O kadar çok girişimcilik anlatıldı ve konuşuldu ki maalesef girişimciliğin de içini itinayla boşalttık. Ya da inovasyon dedik. İnovasyonun da içini boşalttık. Ve yine Endüstri 4.0 dedik. Herhalde son 3 yıldır Endüstri 4.0, 4.0 diyoruz. Ve Endüstri 4.0'ın da içini boşalttık. Bu genelde bir şeyin olması istenmediği durumlarda çok fazla konuşulur. Ve maalesef bizler bu tuzağa düşüyoruz. Daha kötüsünü söyleyeyim size. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Şimdi herkes her şeyi biliyor. Herkes siyasetçi, herkes dış politika uzmanı. Yani bir adamın hem dış politikadan, hem siyasetten, hem iç politikadan, hem ekonomiden, hem stratejiden, hem lezzetli yemekler konusunda pek çok konuda konuştuğunu görüyoruz. Bundan çok rahatsızım. O yüzden son dönemde çok fazla televizyonda seyretmemeye özen gösteriyorum. Ziya Bey bana bunu söyleyince ben de dedim ki hani iyi bildiğim, konferans verdiğim dijital dönüşüm konusunda ben de bilgilerimi siz kıymetli arkadaşlarımızla paylaşayım. Şimdi dijitalleşme sürecinin en başına gittiğiniz zaman tabii bir Endüstri 4.0'dan bahsedeceğiz. Tabii 4 olduğuna göre bunun 3'ü var, 2'si var, 1'i var. İşte önce buharlı makineler, sonra elektriğin icat edilmesi ve üretime dahil edilmesi, sonra otomasyon süreciyle makinelerle üretim yapmak. Ve bugün de dünyanın konuştuğu Endüstri 4.0, yani insanın yerine aslında robotları işbaşı yapması. Bu bir bütün çözümler bir krizden ve ihtiyaçtan dolayı çıkar. Endüstri 4.0'da bir ihtiyacın sonucunda ortaya çıktı. Emek yoğun iş meslek kollarında özellikle ciddi anlamda bir maliyet sorunu oluştu. Bu maliyetleri düşürebilmek adına insanın yerine bir unsur koymaları gerekiyordu. İşte bunun adına robot dediler. Akıllı makineler yaptılar. Ama bunun başlangıcında Amerika'da 2007-2008 yılında bir mortgage krizi yaşandı malumunuz. O zaman Oğul Bush Amerikan Devlet Başkanı ve Amerikan Merkez Bankası'nın başkanı Bernanke. Bernanke o tarihe kadar Amerika başkanına sürekli para basalım şeklinde taleplerde bulunuyordu. Fakat Başkan Bush sürekli bunu reddediyordu. En sonunda kriz ortaya çıktığında hepiniz çok iyi bilirsiniz. Amerika'daki en büyük sorun, yani Amerikalı iş adamlarının ya da siyasetçilerin en korktuğu şey işsizlik oranlarının yüksek olmasıdır. Amerika enflasyonu çok önemsemez. Enflasyon Avrupa'nın en çok korktuğu faktördür. Amerika'da işsizlik oranları yükselmesin diye Bernanke'nin en sonunda bu baskısını kabul etmek zorunda kaldı bu krizle beraber. Çünkü para basacaklar, piyasaya bir para girişi gerçekleşecek, bir para girişiyle piyasa hareketlenecek ve talep bitmeyecek. İnsanlar işsiz kalmayacak, işsiz kalmayınca da işsizlik oranı yükselmeyecek. Amerika paraları bastı ve dünyaya dağıttı. Amerika'dan dağıttığı bu paraların büyük bölümü, işte önemli bir bölümü dünyanın çeşitli merkezlerinde toplandı. Örneğin işte şeye gitti, Avrupa'ya gitti. Avrupa'nın kuzey bölgesindeki ülkeler bu parayı teknolojiye yatırdılar. İşte Almanya, İsveç, Finlandiya bu bölgeler ciddi teknolojik altyapı yatırımı yaptılar. Yani üretimlerini dijitalleştirmek adına Ar-Ge yatırımlarına başladılar.
İnsanları teknolojik olarak eğitmeye başladılar ve dijital döneme uygun eğitim sistemleri uygulamaya başladılar. İşte kodlama yazılım dahil. Aynı şekilde bu para Güney Kore'ye ve Japonya'ya da gitti. Güney Kore ve Japonya'ya giderken bu para orada da aynı şekilde Singapur, Güney Kore, Japonya bu parayı ciddi anlamda teknolojiye yatırdılar. Avrupa'nın güneyine geldiğiniz zaman Yunanistan, İtalya, İspanya bu para oralara da gitti. Bernanke'nin dağıttığı Amerikan dolarları. Onlar bir güzel yediler. Hem de Yunanlılar hepiniz biliyorsunuz Avrupalıları kandırdılar, Almanları kandırdılar. Ve sonra da ekonomileri çöktü. Aynı para çok enteresan bir şekilde İsrail, Suudi Arabistan havzasına geldi. O havzada da işte bugünkü Suudi Arabistan ve İsrail'in işbirliğinde ciddi bir, orada bir silikon vadisi benzeri bir yapı oluştu. Burada da teknolojiye yatırım yaptı. Bu para Türkiye'ye de geldi. Bakın 2007 Türkiye ekonomisinin en pik yaptığı dönemde işte %7'ler, 8'ler, 9'lar, %7-8 büyüme oranlarının gerçekleştiği o dönemde Türkiye'ye gelen bu para inşaata, altyapı yatırımlarına ve betona yapıldı. Şimdi sorun aslında inşaat yapmak değil. Ben bunu söyleyince herkes bir anda yani neden bunu söylüyorsun diyorlar bana. Şimdi teknolojiye yatırım yapmak yerine biz gelen paranın büyük bölümünü betona yatırdık. Daha kötü olan bu betonu doğru fiyatlandırmadığımız için de örneğin evin değeriyle bedeli arasındaki uçurum çok ciddi oldu. Bunu doğru fiyatlandırmadığımız için de yaptığımız bütün konutlar elimizde kaldı. Türkiye'de her yıl 600 bin konut ihtiyacı var. Ama bir taraftan da satılamayan konutlar var. Bunu doğru yönetemedik. Yani fiyat politikasını doğru yönetemedik. Yollar yaptık, işte binalar yaptık, rezidanslar yaptık, bir sürü şey yaptık ama bunu maalesef doğru yönetemedik. Teknolojiye yatırım yapmadığımız için de bizim sanayimiz maalesef teknolojiyle çok fazla tanışamadı. Yani gerektiği düzeyde tanışamadı. Bu kötü bir şey. Biz hala endüstri 3.1, 3.2 oralarda şu anda devam ediyoruz. Şimdi bu dönemde Avrupa, peki bu neden çıktı? Yani neden dünya teknolojiye yatırım yapmaya başladı? Çünkü 2001 yılından sonra Çin çok büyüdü ve Avrupa'nın aslında üretim merkezleri yavaş yavaş Çin'e kaydı. Avrupa'nın üretim merkezleri Çin'e kaymaya başlayınca Avrupa dedi ki eyvah bütün üretimi Çin yapmaya başlıyor. Çünkü Çin'de emek ucuz. Bu ucuz emeğin yerine koyabilecek bir obje bulmam lazım. Bir materyal bulmam lazım dedi. Ve onun yerine robotları getirdi. İşte bunun için de Endüstri 4.0 Almanya'da Siemens'te örneğin başladı. Orada bugün karanlık fabrikaları görme şansımız var. Yani elektrik olmadan robotlar çalışabiliyor. İnsan gibi değil ve 7/24 çalışabiliyor. Ve sonra çok enteresan bir şey daha oldu arkadaşlar. Avrupa bu dijitalleşme süreciyle beraber akıllı makinalarla beraber, robotlarla beraber üretim yapmaya başlayınca Çin dedi ki bendeki üretim merkezleri yavaş yavaş Avrupa'ya gitmeye başlıyor. 2008 yılından sonra 2010, 2012, 2013 Çin de bu defa teknolojiye. Yani Çin artık dünyanın en ucuz ama en kalitesiz mallarını üreten bir ülke değil. Çin bugün her keseye uygun mal üretebilen, dünyanın en kaliteli ürünlerini de üretebilen bir ülke oldu. Daha da yetmedi. Çinliler gittiler. Avrupa ülkelerinde yaşlanmış, yönetilemeyen, iflas etmiş firmaları da satın almaya başladılar. Alman hükümeti bir yasa çıkardı. Çinli hükümetini, Çinli firmaların Almanya'da yatırım yapmalarını zorlaştırdı. Bu bir örnek. Hepiniz biliyorsunuz Volvo'yu satın aldı mesela Çinli firma. Şimdi bu durumda dijitalleşme kaçınılmaz. Yani hayatımızın her alanına girmiş durumda. Biz ne yaptık arkadaşlar? Üretim anlamında teknolojiye maalesef gerekli yatırım yapamadık. Ar-Ge desteğimiz, bütçeden ciddi bir destek ve pay ayırdık. Ama gerekli anlamda bu yatırımı yapamadık. Bu iradeyi maalesef gösteremedik. Firmalar, devletin gösteremediği bu iradeyi firmalar başarmaya çalıştılar. Örneğin pek çok firma Türkiye'de, şu anda adını zikretmeyeyim, reklam olmasın ama emin olun, teknoloji anlamında 20-30 tane yazılımcının çalıştığı, tekstilden makine sanayine kadar akıllı makinelerin üretim yaptığı fabrikalar da var Türkiye'de ve bunlar ciddi anlamda teknolojiye yatırım da yapıyorlar. Yani çok da kötü değiliz ama devletin
devletin iyi niyeti ya da bu konudaki isteğini maalesef alt kadrolarda görmek mümkün değil. Çünkü dijitalleşme şöyle bir sorunu da beraberinde getiriyor onlar için. Bir, kendilerinin yerine daha akıllı ve daha bilgili insanların gelmesi. Ki Türkiye'nin bugün en büyük problemi bana göre vasatlık ve vasatizm. Çünkü vasat insanlar alt kadrolarını daha akıllı insanlar istemezler, kendi koltuklarından korktukları için. Tabii vasat insanlar dünyaya entegre olamazlar çünkü bu bilgi birikimine sahip değillerdir. O yüzden teknolojiyi çok iyi bilen, çok iyi anlayan insanların da bu yönetimlerde söz sahibi olamaması, ülke ekonomisinin de dijitalleşmesinin aslında önündeki en büyük engel. Siz ne kadar işte bilim merkezleri yapın, Ar-Ge merkezleri yapın, inovasyon merkezleri yapın ama sonuçta çıktıya bakıyorsunuz. Dünyada bunlar değer buluyor mu, karşılık buluyor mu ona bakıyorsunuz. Bu yüzden yazılım konusunda firmalar kendilerini geliştirmeye başladılar. Mesela yazılım konusunda kişiler kendilerini geliştirdi. Udemy'yi hepiniz bilirsiniz. Udemy'nin sahibi Malatyalı bir arkadaşımız. Arkadaşımız bu ilk siteyi yaptığında dedi ki yani gel dedi benim dedi internet sitem var, eğitim sitem var. Bu eğitim sitesinde sen dedi ders ver dedi, konferans ver dedi. İşte ne kadar vereceksin dediğimizde bize dedik işte ders başına atıyorum 100 lira 200 lira. Ben de dedim ki o zaman yani 100 lira 200 lira verilir mi olmuş? Ben de gidiyorum bir konferans veriyorum 10 bin lira para alıyorum. Bu arada fiyatım da çıktı ortaya. Hadi diyorlar utandıksa 7500 oluyor falan. E diyorlar ki ya işte ama bir saat konuşacaksın bu parayı ister misin? Ama diyorum bu bir saat artı 25 yıl diyerek düzeltiyorum olayı. Dedim ki olmaz. Ama ben aynı anda 100 bin tane, 100 bin kişinin, insana da bu arada tane dememek lazım. Bunu da özellikle söylediğim dipnot olsun. Tane diyenlere burada kınıyorum. Aynı zamanda 100 bin tane insanı beni dinleyip 100 lira vereceğini ve bunun sonucunda benim çok daha büyük para kazanabileceğimi düşünüyordum arkadaşlar. Bakın. Ve bu kişi gitti Amerika'da dünyanın en büyük eğitim sitelerinden birini başına yani kurucusu orada bunu büyüttü, geliştirdi. Çünkü ülkede bir de girişimcilik ikliminin olması lazım. Yani sen bilmezsin, sen konuşma, eski köye yeni adet getirme denen bir yerde ya bu iş ama tutmaz bu iş ya falan. Çünkü herkes o kadar kıskanç ki birisinin sizden farklı bir şey düşünmesi insanları rahatsız ediyor bizim ülkemizde. Ya benim düşünemediğim bir şey nasıl o düşünür? Ya da diyor ki mesela, o bende de çok fikir var ama bunu yaptıracak adam bulamıyorum. E kardeşim sen zaten böyle dediğin anda zaten o projelerin orada gelişmesi, büyümesi mümkün değil. O yüzden bu insanlar gidiyorlar fikirlerini girişimcilik ikliminin yüksek olduğu Amerika'da, işte Kuzey Avrupa ülkelerinde ya da uzak doğu da demiyoruz artık. Doğuda arıyorlar. Amerika'ya uzak batı demediğimize göre artık uzak doğu ya da uzak doğu demeyelim. Böyle terminolojiye takılın ben. Bunu da kullanmamamızı burada özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi bu süreçte insanın yerini makineler aldığında arkadaşlar çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. İşsizlik sorunu. Ben verdiğim konferanslarda diyorum ki insanların yerine robotlar geldi. Sizce diyorum işsizlik olur mu? Salonda bir tane insan hayır olmaz deniyor. Herkes işsizliğin olduğunu söylüyor. Tamam ama niye Almanya'da bu olmamış arkadaşlar? Niye Japonya'da işsizlik olmamış? Niye Güney Kore'de, İsrail'de teknoloji yoğun kullanan ülkelerde, İskandinav ülkelerinde işsizlik olmamış? Çünkü onlar insanlarını dijital dönemin mesleklerine uygun hale getirmişler. İnsanın dönüşümünü de yapmışlar. Yani Endüstri 4.0 olurken eğitim 4.0'da olmuş. Japonya bir öteye gitmiş, toplum 5.0 yapmış. Durum böyle olunca o insanlar makinelerle beraber uyum içinde çalışmayı öğrenmişler. Şimdi biz ne yapacağız? Makineler aldık, koyduk. Biz eğer marketlerde kasiyer olmadan alışveriş yapılabilen bir QR kodla alışveriş yapılabilen cep akıllı telefonlarla alışveriş yapılabilir hale getirirse o kasiyerlere ne iş yapacağız? Ya da bu telefon açtığınız zaman çağrı merkezlerinde çalışan insanlara ne iş yaptıracağız? Banka şubelerinde çalışan insanlara ne iş yaptıracağız? Bakın bu çok büyük problem. Türkiye'nin atladığı en önemli konu bu. Makineler maalesef düşünemiyor arkadaşlar. İnsan düşünebilen bir canlı varlık.
Makinelerden bizi en önemli ayıran özellik bu. Biz tasarım yapabiliyoruz, düşünüyoruz ama onlar bunu maalesef yapamıyorlar. O yüzden biz düşünen insanların düşünmesini sağlayacak bir eğitim sistemiyle bunu yapamadığımız için şu anda bizde Endüstri 4.0'ın olması hayal. Mümkün değil çünkü insan altyapımız buna uygun değil. Neden uygun değil? 17 senede 13 tane Milli Eğitim Bakanı değiştirirseniz, her gelen Milli Eğitim Bakanı kendi eğitim sistemini kurmaya kalkarsa, eğitim millilikten çıkar, kişisel politikalarla yönetilirse, bir devlet politikası olmaz ise, o zaman biz dijital eğitimden bahsedemeyiz ya da dijitalleşmeden bahsedemeyiz. Bizler ancak teknolojiyi kullanan ve sosyalleşmek için bunu araç olarak kullanan insanlar oluruz. Ama bakın tekrar söylüyorum, sanayimizde bugün İzmir'den tutun Ankara'dan, Bursa'dan, Adana'dan birçok firma dijitalleşme yolunda ciddi adımlar attı. Yani katma değerli ürünler üretmeyi başaran firmalarımız var. Yani kilogram fiyatı 50 dolar, 100 dolar, 1000 dolar ürün üreten firmalarımız var. Ama biz maalesef klasik yöntemlerle kilogram fiyatı 1,6 dolar ya da 5 dolar üretim yapıyoruz bugün ortalamaya baktığınız zaman. O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Dijitalleşmediğiniz zaman bir insan altyapınız maalesef eğitimini tamamlamamış oluyor yeni dünya düzeninde. İki, çok çalışıyorsunuz, çok alın teri döküyorsunuz ama akıl teri dökmediğiniz için kazandığınız paranın %90'ını satış pazarlama için bu dijital şirketlere vermek zorunda kalıyorsunuz. Yani çok kazanıyorsunuz ama karlarınız minimum halde. Karlar çok azalmış oluyor. Dünya ile entegre olamıyorsunuz. O yüzden Türkiye'nin dünyadan aslında yapamadığı en büyük şey dijitalleşme sürecini tamamlayamamış olması. Bunu bir devlet politikası haline getirememiş olması. Ha, bunun için niyet var ama ortada ciddi bir uygulamayı maalesef göremiyorsunuz. Yani burada Amerika'daki gibi Silikon Vadilerini açıyorum, ben de burada Silikon Vadisi açıyorum demeyle biz maalesef yine binalara takılıyoruz. Yine binalar yapıyoruz ama binaların içinde maalesef iyi fikirler çıkmıyor. Çıkan fikirler de Türkiye'de para etmiyor arkadaşlar. Pek çok girişimci beni arıyor. Çok güzel fikrim var. Ama anlatıyorum ama ben bir şekilde destek bulamıyorum. Türkiye'de bakın hiç kimse alınmasın, gücenmesin. Melek yatırımcılık bir sıfat olmuş. Ünvan olmuş. Yani ben melek yatırımcıyım diye gezen çok insan var. Hani herkesi aynı kefeye koymuyorum. Hani iyileri bir kenara ayıralım ama istisnalar kaideyi bozmuyor arkadaşlar. Melek yatırımcılar maalesef Türkiye'de şeytan. Şeytan da bu. Melek yatırımcı desteklerde projenin %51'ine sahip olmaz. Melek yatırımcı tecrübesini girişimciye aktarır. Onun finansal okuryazarlığı yoktur. Onun üretim tecrübesi yoktur. Girişimciye bunları aktarır, onu yetiştirir. Onu bir evlat edinmiş gibi düşünür. Ama maalesef Türkiye'de %100'üne sahip olmak istiyor. O zaman da insanlar fikirlerini geliştirmekte Türkiye'de yeteri kadar istekli olmuyorlar ve yurt dışına gidiyorlar. Ve yurt dışındaki şirketlerde, ülkelerde bu projelerini gerçekleştiriyorlar. Ben de çok duyuyorum. Amerika Silikon Vadisi'ne gittiğimde çok fazla Türk yatırımcı gördüm. Türk girişimci gördüm orada. Gurur duydum. Ülkem adına gurur duydum. Dönmesinler ülkelerine onlar. Oranın siyasetinde, oranın ekonomisinde etkili olsunlar. Esas lobiciliği aslında Türkiye'nin de böyle yapması lazım. Bu konu açılmışken bunu da söyleyeyim. Şimdi ne yapmak lazım? Makinalarınızı akıllı hale getirmeniz lazım. Çünkü makinalarınız akıllı hale gelirse siz dünya ile entegre olabilirsiniz. Şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buraya gelmeden önce birkaç tane böyle şirketin değerlemesini yaptım. Bu arada Ziya Süre'yi hatırlatmadı. Ben böyle konuşunca saatten telefonla daha varmış vakti. Mesela Tüpraş, Erdemir, İsdemir ve Ali Ağa çelik fabrikaları bunların toplamını baktığınız zaman 5,5 milyar dolarlık bir rakam elde ediyor arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketi Turkcell. Onun değerlediğiniz zaman son 2020 rakamlarını bilemiyorum. 19'un sonlarını da bilemiyorum ama en son 2019'un ilk 6 ayında baktığında Turkcell'in değeri 13,5 milyar dolar, pardon 9 milyar dolardı. Düşünün arkadaşlar. 9 milyar dolardı. Koç Holding Türkiye'nin en büyük şirketi. Bunun değerlemesi de 13,5 milyar dolar civarında. Şimdi baktığınızda bunları topluyorsunuz 35 milyar dolar falan yapıyor.
Ama bir arkadaşlar, Uber'in değerine bakıyorsunuz. Bugün 100 milyar doların üzerinde. Türkiye ekonomisinin büyüklüğüne bakıyorsunuz. 700-750 milyar dolar arasındaki bir rakam. Yani bugün ekonominizin büyüklüğü artık teknolojiye yaptığınız yatırımların ve bu yatırımlar sonucunda yarattığınız değerle ölçülüyor. Büyük sanayi kuruluşlarınızla maalesef ölçülmüyor. Ama üreten bir ülke yatırımlarını da dijitalleştirdiği zaman o zaman işte dünyanın en büyük ekonomisi siz olursunuz. Mesela bizim kadar fabrikası olan, üretim yapan dünyada çok fazla ülke yok. O yüzden biz eğer teknolojiye geçersek hem ürün kalitemiz hem de ürettiğimiz ürünün kilogram katma değer fiyatı yükselmiş olacak. Kilogram fiyatı yükselmiş olacak. Ya katma değer üretim yapalım dememizin sebebi bu. Şimdi düşünün, Almanya'da bir otomobil fabrikası üretim yapıyor. Üretilen otomobil markasının ürünlerinin %70'ini mesela Türkiye'deki, Konya'daki, Bursa'daki otomotiv yan sanayi firmaları gönderiyor. Bakın, %80'ini bizden alıyorlar diyelim ki. Yaklaşık rakam bu. Ama bizim üretmediğimiz motor kısmı, yani arabanın o beyni, motoru, asıl kısmı, değeri bizim %80 ürettiğimiz değerden daha fazla. Yani çok üretiyoruz, az kazanıyoruz, az kâr ediyoruz. Marifet çok üretmek değil. Çok üretip eğer katma değer üretebiliyorsanız o zaman çok müthiş para kazanıyorsunuz. Oradaki fabrikadaki makinalar Türkiye'deki makinalara sipariş verecek arkadaşlar. Diyecek ki ben şu ürüne ihtiyacım var. Örneğin BMW firması ya da Mercedes firması ya da Volkswagen firması. Türkiye'deki makineye işaret gönderecek, sinyal gönderecek. Buradaki makine onu üretip insana bağımlı olmaksızın oraya sevkiyatını gerçekleştirecek. Ki yakında bakın bunu daha da fazla görmeye başlayacağız önümüzdeki dönemde. Üç boyutlu yazıcılarla beraber aslında şöyle bir şey çıkacak. Üç boyutlu yazıcılarla artık üretim bile yapılmadan kodlar gidecek. Ham maddenin olduğu yerde üretim gerçekleşecek. O zaman Türkiye'nin ihracat şekli de değişmiş olacak. Belki bu kadar taşımaya ve nakliyeye de ihtiyaç duymayacağız. Ya dünya öyle bir yere gidiyor ki bu gelişen ve değişen dünyaya biz maalesef uzaktan bakıyoruz. İmrenerek bakıyoruz. Böyle ama buna uyum sağlayamazsak biz gerçek anlamda ekonomimiz ciddi daha büyük krizler yaşayacak. Yani aslında emperyalizmi bir anlamda esiri olmuş oluyoruz. Çok çalışıyoruz, çok üretiyoruz ama az kazanıyoruz. İşin kaymağını biz yemiyoruz, başkaları yiyor. Böyle bir dönem var karşımızda. Durum böyle, özetlemiş olayım ben size. Bu dönüşüm tabii ancak insanların eğitimiyle mümkün olabilir. Yakında vücudunuza takılacak olan bir çiple doktorunuz sizi bir hafta önceden arayıp ya vücudunuza çip taktık bakın kalp rahatsızlığı geçirebilirsiniz. Bypass olman lazım. Yani hayatımız çiplerle dolu. Kulağınıza takılan bir çiple dört milletten insan, dört ayrı dilden insan karşı birlikte oturup konuşabilecek. Farklı dillerde de olsa bakın tercümanlara artık ihtiyacımız kalmayacak. Bizim tasarıma, yazılıma ve yaratıcılığa aslında ölçümleme yapabilen, analiz yapabilen insanlarla bu işi başarabiliriz. Bunun için bir sistem, altyapı, insan altyapısı ve eğitim sistemi kurmamız lazım. Konuşan makineler, akıllı makineler hayatımıza girecek. Bizim adımıza karar veren dijital ikizimiz olacak. Bizim gibi düşünen, bizim gibi hareket eden hayatımızı kolaylaştıracak. Şimdi bunu başaran ülkelerde insanlar aslında insan olma bilincini yaşıyorlar. Bir otomobil fabrikasında bir insan her gün bir lastiği alıp oradan oraya takıyor, oradan oraya takıyor. Her gün. Muhtemelen gece rüyasında da aynı şey yapıyor. Ama bu işi makineler yaptığı zaman aslında insan gerçekten özgür oluyor. Çünkü o zaman kişiler sevdiklerine vakit ayırabiliyor, kendine yatırım yapabiliyor, gezebiliyor, dünyayı dolaşabiliyor, kitap okuyabiliyor, kendini geliştirebiliyor. Asıl emperyalist sistem Endüstri 4.0'a geçmeyenlere zarar veriyor.
Endüstri 4.0'a geçen insanlar ve ülkeler gerçek anlamda insan olarak bağımsızlıklarına ulaşıyorlar. Dediğim gibi Japonya toplum 6.0 diyerek her şey insan için ve insanın mutluluğu için diyerek teknolojiyi de bunun için kullanıyor. Bugün dünyanın geldiği manzara bu. Türkiye'nin manzarası malum. Bunu bir şekilde ifade etmeyeyim. Ama bizim manzaramız böyleyken dünya bambaşka bir yola doğru gidiyor. Bu arada korona ile karşı karşıyayız. Bu da bir şeyin hazırlığı mıdır? Çok komplo teorileri var arkadaşlar. Ama dünyada çok insan var. Bir hektara 4-7 kişinin yaşaması gerektiği hesap ediliyor. Tabii dijitalleşmeye direnen bir yaşlı nüfus var. Hala kağıtlardan vazgeçmeyecek bir yaşlı nüfus var. Ama bir taraftan da kripto paraya geçmek isteyen bir genç nüfus var. Mikro parayla yayılıyor. Bir takım düşünceler insanların bilinçaltına yerleştiriliyor. Burada çok yorum yapmayacağım ama sanki ölümü gösterip sıkmaya razı edecekler. Ve vücudumuza birer çip takılmasına izin vereceğiz. Normal izin vermeyeceğimiz bir takım konularda buna izin verecekmişiz gibi geliyor. Zaten sosyal medyaya başladı bu. Bütün yazışmaları, bütün uygulamaları indirirken WhatsApp dahil bedel ödemiyoruz. Ve bunları indirirken cep telefonumuza her türlü erişimine izin veriyoruz. Bizim zaten hayatımızı ciddi anlamda gözetleyip, isteklerimizi, taleplerimizi, beğenilerimizi ya da zaaflarımızı bu cep telefonu aracılığıyla tespit edip, bunları analiz edip, ölçümleyip, sonra bunlara uygun ürün hizmetleri bizim karşımıza çıkarmaları bir tesadüf değil. Bunu tesadüf sananlar zavallılar. Bunu tesadüf sananlar maalesef bunu göremiyorlar. Halbuki hiçbir şey tesadüf değil. Eskiden babam derdi, aslan ekmek aslanın ağzında, sonra midesinde. Aslan da kalmadı, kaplan da kalmadı. Aslan ormanda attığa gitti. Kaplanların peşinden koşuyor şu an. Ekmek sorunun ve problemin olduğu yerde bu sorun ve problemi gören insanlar kazanıyor. Bakın, koskoca dünyanın en büyük otellerinden Holiday Inn'in 200 bin çalışanı, 1200 oteli var. Piyasa değeri 8 milyar dolar ki bugün belki daha da düşmüştür. Ama Airbnb'nin sadece 200 tane çalışanı var. Sadece 200 çalışanı. Ne yatak, ne yorgan, ne otel, ne oda, hiçbir şey yok. Ama piyasa değerine baktığınız zaman 70 milyar dolara gelmiş. Demek ki artık üretim şekli, yatırım şekli ve ekonominin şekli ve buna uygun araçlar da gelişecek. Buna uygun belki araçları bizi daha çabuk ikna edebilmek adına bu tarz virüslerle, biyolojik savaşlarla da insanlığı hizaya getirmek isteyenler olabilir. Bunlar hep bir oyunun parçası. Tabii bana çok komple teorisi üretiyorsunuz denenebilir ama biz normalde hakikaten gazeteyi okumamız lazım, dergiye bakmamız lazım, parayı elimize alıp sarmamız lazım. ATM makinelerini bile kullanmakta zorlanıyoruz. Ama bugün çoğu insan artık bu dokunmama muhabbetiyle QR kodlu uygulamalarla hiç makineye sürmeden parasını çekiyor. Bakın bunlar hep bir şeye bizi alıştırıyor yavaş yavaş. İnsansız araçlar, insansız mağazalar, marketler ve emeğin çok az olduğu, makinelerin çok fazla olduğu hayatımızda konuşan makineler, tarladaki domateslerin ben oldum artık beni topla demesi, buzdolabının kendi kendine markete sipariş vermesi, bunlar hayal değil. Bunlar hep gerçekleşecek ve bu kadar yolları yaptık ama bugün eğer e-ticareti dronlarla yapabiliyorsa, dronla bir kutuyu bir başka yere götürebilen bir teknoloji elbette ki insanı da aynı dronlarla taşıyabilir. O zaman bu kadar yola ne ihtiyacımız vardı? Bu kadar duble yola ne ihtiyacımız vardı diye sorabiliriz. Tabii bunlar çok uzun ve hakikaten çok tartışılması gereken konular. Ama akıl ve bilim burada önemli. İnovatif düşünebilmek önemli. Ben şöyle tamamlayayım sözlerimi. Şimdi Kur'an okuyanlara hep ben şunu söylüyorum. Ya da işte İslam'a inananlara ya da inanmayanlara. Allah ilk ayeti kelimesi ikra diyor. İkra yani oku diyor. Peygamber Efendimiz'e bu ayeti kelimeyi gönderdiğinde Peygamber Efendimiz 40 yaşında okuma yazma bilmiyor ve o dönemde yazılmış herhangi bir kitap yok. Allah peygambere neyi okumasını emrediyor? Şunu düşünüyorum. Allah peygamberine hayatı okumasını emrediyor. Yani diyor ki bak ve gör, duy ve işit, dokun ve hisset. Yani diyor inovatif ol. Aslında inovasyonu tarif ediyor. İnsanın olması gerektiği özelliklerini söylüyor. İşte bakıp görenler, duyup işitenler kazanıyor. Bugün ekmek aslanın ağzında değil. Sorun neredeyse
bu sorunu kim çözüyorsa para orada. Bugün koronayı kim çözerse dünyanın en zengin adamı. Aşıyı kim bulursa dünyanın en zengin adamı. Koruma metotlarını kim bulursa dünyanın en zengin adamı. Dünyadaki atık ve çöp sorununu kim çözerse dünyanın en zengin adamı. Bakıp sorunu görmek lazım. Niye Türkiye'de bir genç çıkıp da Uber'i gerçekleştiremedi? Yatırım iklimi evet yok ama bir taraftan da bunu yapacak, buna bu gözle bakacak insanlar da yok. Adam İzmir'e geliyor, bakıyor herkes elini kaldırıyor, taksi çağırıyor. Almanya'ya gidiyor, bakıyor herkes elini taksi çağırıyor. Adam gidiyor Uber diye bir şirket kuruyor. Bir yapıyorsunuz, 120 milyar dolar civarında bir değer erişmiş bugün bu şirket. Az önce saydığım şirketlerin değerini topluyorsunuz, 35 milyar dolar değil. Neredeyse 6 tane Uber ya da 5 tane Uber bir Türkiye ekonomisi büyüklüğünde. Baktığınız zaman buna artık üretim modellerinizin değişmesi, kullandığınız araçların değişmesi ve kafaların değişmesi lazım. İnovatif düşünen insanların ancak bunu başarabileceği bir dünya var. Bu dünyaya ayak uydurursak, bu geçişi hızlı yaparsak sanayimiz öyle ya da böyle değişir. Bir de çok şirket var Türkiye'de arkadaşlar. Çok anonim şirket var. Bu kadar çok dünyada fazla şirket yok. Adam başaramıyorsa bırak gitsin kardeşim. Yani illa sen bunu yapacaksın diye bunu destekle. Adam beceremiyor, beceriksiz, yönetemiyor, başaramıyor, zarar ediyor. Bırak batsın arkadaşlar. Bırak batsın. Biz şirketleri batırmamak üzerine kurulan bir sistem uyguluyoruz. Yönetmeyi becerenler ayakta kalsın, yönetmeyi beceremeyenler batsın. Ha, elbette ki TEMSA gibi hakikaten Türkiye sanayisinin önemli şirketleri ayakta dursun ama bırakın efendim sivil sanayide batsın. Olmasa da olur. Ya da o daha becerikli biri yönetsin. Bunun için devlet kaynak ayırmasın. Devlet teknolojiye ciddi anlamda sanayisini teknolojik olarak yapmak isteyen sanayicilere ve girişimcilere destek versin. Ve bunları dünyada satsın, duyursun. Çok ciddi anlamda dünyada melek yatırımcılar var. O zaman buraya gelsin. Son olarak bunun için ne lazım? Hukuk lazım. Hukuk. Hukuk olmadan hiçbir şey olmaz. Hukuk olmadan hiçbir yatırımcı Türkiye'ye gelip yatırım yapmaz. Parasını yatırmaz, projesini yatırmaz, imkanı getirmez. Hukuk huzurdur. Hukuk olmayan yerde huzur olmaz. Huzur olmayan yerde yatırım olmaz. O yüzden önce hukuk sisteminizi kabul edeceksiniz ve bütün dünyaya Türkiye'de hukukun olduğunu, yatırımcıların da, bireylerin de aslında bu hukuk çerçevesinde mutlu ve huzurlu yaşadığını ispat edeceksiniz. Ondan sonra yatırım alırsınız. Ondan sonra da bu dediklerini yaparsınız. Başa dönüyorum. Dijitalleşmenin, ekonomide büyümenin, gelişmenin, dönüşümü temel şartı hukuktur. Hukukun olmadığı bir yerde iyi eğitim sisteminizi de kuramazsınız. Eşit vatandaşlığın olmadığı bir yerde eşit eğitimi de veremezsiniz. Hukuk olacak, eşit vatandaşlık olacak. Sonra eğitim 4.0'ı gerçekleştireceksiniz. Sonra endüstri 4.0'ı gerçekleştireceksiniz. Kafaları değişmeden cüzdanlar dolmaz. Anadolu'da sordum ben dedim ki nasıl dedim ağam işler. Adam dedi ki bizim buranın şivesiyle sana söyleyeyim. Hesaba bak Rem dedi hacca gider. Hesap iyi. Kağıt üzerinde. Cüzdana bak Rem dedi zekata muhtaç. Cüzdan kötü zekata muhtaç. Durumumuz aynen bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım Evet. faydalı bir sohbet olmuştur. Herkesin de biraz bilgilenmiştir. Bir şeyler Süper. aktarmaya çalıştım. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Sami Bey. Daha farklı, burada daha farklı Ziya. Süper. Şimdi birkaç yıl sizinle birlikte Türkiye'nin birçok şehrinde dijital dönüşümü anlattık aslında. Teknolojiyi anlattık, e-ticareti anlattık. Şimdi hani en başta söylediğiniz ya toplantıya başlarken sürekli aynı şeyleri söylemeye başlayınca kelimenin içi boşalmaya başlıyor. Biraz dijital dönüşüm, girişimcilik Türkiye'de içi boşalmaya başlayan kavramlardı. Fakat bu yaşanan pandemi dolayısıyla artık bunu iliklerimize kadar hissetmeye başladık. Evet. Dijital dönüşmek zorunda olduğumuz bir gün ve önümüzde günleri yaşıyoruz. Bu hem kişisel olarak kendimiz hem de şirketlerimiz buna artık mecbur kaldı diyebiliriz. Bakın artık biz sizle konferanslarda bir araya geliyorduk. Şu anda mecburiyetten dolayı teknolojiyi kullanarak herkesin evinde ve telefonunda, tabletlerinde sizi ağırlama şansımız oldu. Ben bunu Peki. toplantılara gittiğimizde geçen senelerde size demiştim hatırlıyor musunuz? Artık bu konferansları insanları topla bütün gününü al. Bir sürü maliyet, en büyük maliyet de o insanların zamanını alıyorsun. Bir gün boyu o salona tıkıyorsun insanları. Ve birileri çıkıyor konuşuyor, birileri de sürekli dinliyor. Hiçbir fayda yok. O konferanslardaki tek faydalı kısım aralardaki o çay kahve molalarıdır. Onun dışındaki aralar hiç faydası yoktur. Evet. Çünkü Şimdi bu çayımızı içiyoruz, sohbetimizi de yapıyoruz.
Süper, süper. Şimdi peki bu artık zorunda olduğumuz dijital dönüşüm bizim kişisel olarak ya da burada firma sahipleri de var aramızda. Firma sahipleri olarak önümüzdeki günlerde bizi neleri zorunlu hale getiriyor olacak? Hangi konularda kendimizi dönüştürmek, işimizi dönüştürmek zorunda kalıyor olacağız? Önce şirket yönetimimize bakacağız. Çocuklarımıza bakacağız. Bakın çocuklarımızı eve, arabaya, kıyafete yatırım yapmayacağız. Çocuklarımızın eğitimine, yabancı diline yatırım yapacağız. Çocuklarımıza dünyayı gezdireceğiz, dünyayı dolaştıracağız, dünya vatandaşı yapacağız. Yani düşünün, bugün değil ama 200 metrekare bir evde oturuyorsunuz. Her odasında televizyon var. Takım evi ağzına kadar gardırop dolmuş takımlarla. Ayakkabı çeşit. Ondan sonra şarjım az kalmış. Bitene kadar konuşalım. Ondan sonra bakıyorsunuz. Sabah çıkıyorsunuz akşam. Akşam 9'da 10'da geliyorsunuz. Evde bir kadın, bakıcı kadın evin keyfini o sürüyor. Doğru mu? Yani hayatımızı biraz hafifletmemiz lazım Ziya Beyciğim. Evet. Yani 6 tane kaliteli ayakkabı alırsanız ve bu aldığınız 6 kaliteli ayakkabıyı da düzenli aralıklarla giyerseniz o 6 ayakkabıyı 10 yıl giyiyorsunuz. Evet. Her odaya televizyon koymanıza gerek yok. Eşyayı o kadar boğmaya gerek yok. Yabancı dilinize yatırım yapın. Yeni meslek, yeni teknolojileri öğrenin. Bugün internetten pek çok eğitim işte Udemy'den girip pek çok eğitim alabilirsiniz. Dünyayı gezip dünyadaki insanların neler yaptığını görebilirsiniz. Çin hükümeti vatandaşlarına, dünyayı gezen vatandaşlarına döndüklerinde gittikleri ülkeyle ilgili rapor verdikleri takdirde onlara bir bedel ödüyor. Biz kendimize yatırım yapmıyoruz. İş sahipleri baksınlar firmalarına. Eğer şimdi yapmazlarsa yarın küçülmek zorunda kalırlar. Çocuklarına baksınlar. İlla büyük çocuk şirketi yönetmek zorunda değil. Belki büyük çocuk değil, en küçük çocuk en akıllısı. Evet. Niye Avrupa'da markalar 600 yıllık, 500 yıllık, 200 yıllık firmaları var? Gidiyorsunuz kıtırık pastane 100 yıllık. Türkiye'de bu kadar eski firmaların olmayışı nesilden nesile şirketlerin doğru aktarılmayışından kaynaklanıyor. Ben hep şunu söylüyorum. Mesela çocuklarınıza bakıcı buluyorsunuz. İşte yabancı uyruklu kadınları getiriyorsunuz çocuklarınıza baksın diye. Çocuklarınız onların lisanıyla ve onların terbiyesiyle büyüyor. Ama şirketlerinizi profesyonellere devretme konusunda bu kadar cesur davranmıyorsunuz. Demek ki siz işinizi çocuğunuzdan daha çok seviyorsunuz. Evet. Buradan bu sonuç çıkıyor. Evet. Sonra eller havaya. Bakıyorsunuz adam nispet yedi. Oh! Yiyor içiyor. Elinde prosu. Sonra bakıyorsunuz araba değişmiş, ev değişmiş. Biraz daha geçiyor, hanım değişmiş, sevgili yapılmış. Biraz daha değişiyor, büyük evlere çıkılmış, yazlıklar alınmış. Botokslar yapılmış. Bunun sonu yok. Sonra bakıyorsunuz şirket batmış. Hiç sürpriz değil benim için bu şirketin batması. Evet. Yani şey diyebilir miyiz o zaman? Bundan sonra yapacağımız bütün çalışmalarda hem bireysel hem firmalar olarak hem yatırımlarda biraz daha teknoloji tabanlı, işleri biraz daha algoritmalarla, yazılımlarla, robotlarla, verimlilik üzerine odaklı yoğunlaştırmamız ve bu yönde yatırımlar yapmamız gerekiyor olacak diyebilir miyiz Sami Bey? Biraz daha değil. Tamamen. Tamamen. Yanınıza Tamam. yazılımcılar alın. Yazılımcılar alın. Onlar artık yeni dönemde böyle ofiste çalışacak. Sabah 9'da gel, akşam 6'da gideceğiz modeli yok. Açık ofisler. Açık çalışma saatleri. Esnek çalışma saatleri. Özgürlük. Yaratıcılık böyle geliyor. Ve o insanlar gelip bakacaklar. Sizin üretiminize bakacaklar. Diyecekler ki ya sen bu makinen yanlış yerde duruyor. Bunu değiştir yerini şuraya koy. Bu makineye şöyle bir aplikasyon yapalım bak maliyetler düşer. Bu Evet. insanlar bir atıyorum beyaz yakalı çalışan işçi 400 kişi ise 100 tane de yazılımcınız olacak sizin. Bunların ürettiği ürünler daha pahalı ürünler olacak. Evet. Yani aslında Belki akıllı adamı çalıştırıp akıllı ürün üreteceksiniz. Buraya doğru gitmek zorunda. bu dönüşümle birlikte aslında şirketlerde çalışan kişilerin de şirketlerden beklentileri de dönüşmeye başlayacak. O şirketlerden aldıkları, öğrendikleri değerleri de sorgulamaya başlayacaklar bir anlamda, değil mi?
Tabii şimdi kurallarını koyacaksınız. Bakın, bir, dedim ya hukuk. İki, şirket anayasaları. Üç, kurallar. Hukuk ve kurallar olursa her şey belli bir kurarsız, kuralsız, herkes istediği gibi, istediği şey yapacak değil. Bakın arkadaşlar, beğenmeyen etmeyen ama devlet planlama teşkilatı bugün yok. Eskiden Kaldırıldı hocam. planlama teşkilatı vardı. Bugün devlet planlama teşkilatı yok. Devlet planlama teşkilatı olmayınca her yere her şey yatırımı yapılıyor. Bırakın dijitalleşmeyi. Adam Tokat'ta bir tekstil fabrikası açtı. Açtığı tekstil fabrikası Sena Tekstil, evet hatırladım. Sena Tekstil 5 sene sonra iflas etti. Samsun'da Kuru Mahmut oldu bir tekstil fabrikası açtı, iflas etti. Yani doğru yere doğru yatırım yapmak için kuralların olması lazım. Bugün gidin bakalım Londra'nın herhangi bir caddesine, bir eğer o caddede bir kuyumcu dükkanı, bir döviz atıyorum, bir kuyumcu dükkanı varsa aynısından bir tane de açamıyorsun. Belli bir mesafede olmak zorunda. Evet. Kurallar var, kurallar. Kuralsız yapılmaz bu işler. Kurallar olursa biz hızlı yapabiliriz. Öbür türlü hızlı yapalım derken duvara tosluyoruz. Yaptığımız bu. Süper. Ya ben çok değerli notlar aldım Sami Bey. Gerçekten harika notlar aldım. Aslında bir anlamda sizin de Biraz bir şeyler yazıyorlar. Onları da çok Evet. okuyamıyorum Evet, maalesef. evet. Harika paylaşımlar da oldu. Böyle oluyor Ziya. Evet. O kadar güzel notlar aldım ki zaten daha önceki yaptığımız sohbetlerde, konferanslarda Türkiye'nin problemlerini, sorunlarını çok güzel dile getiriyordunuz ve ayrıca ben sizin bu sunmuş olduğunuz o problemlerden çok fazla ilham alarak şimdi birlikte arkadaşlarımızla bahsettiğimiz bu Valorem iş modelini hayata geçirdik. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Sizin o bahsettiğiniz problemleri kökünden çözebilecek bir modeli, hatta Türkiye'den dünyaya açılabilecek bir modelin ilk adımlarını atmaya başladık. Biz de şuna gerçekten çok inanıyoruz. Bugün teknoloji, inovasyon, girişimcilik bunların her ne kadar içi boşaltılmış da olsa ülkenin, kişilerin, kurumların çıkış yolu burada. Eğer inovasyona, teknolojiye, girişimciliğe yatırım yapmıyorsan, burayı doğru bir şekilde destekleyip besleyemiyorsanız çıkış yoluna ulaşabilmeniz çok zor. Hatta izninizle şöyle ufak bir görsel de paylaşmak istiyorum. Şimdi bu problemi düşünerek, bu problemi çözmek amaçlı dedik ki Valorem bu arada kelime anlamı Latince'de değer anlamına geliyor. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yepyeni bir yeni nesil bir danışmanlık platformu inşa etmeye başladık. Bunu yaparken ki ortak hayalimiz de sizin en başta söylediğiniz gibi insanların teknoloji sayesinde, gelişen bu teknolojiler sayesinde daha özgür ve daha rahat bir hayat sürebileceklerinin mümkün olduğuna olan inancımızla çıktık bunu hayata geçirmeye yola. Ve bu bahsettiğiniz bütün dönüşümler, bütün şirketleri, işleri, meslekleri, bazı meslekleri yok ederken bazı meslekleri de yepyeni hayatımıza yeni meslekler getiriyor. Bu nedenden dolayı şirketler ve bireyler olarak bizler de dönüşmemiz gerekiyor. İş yapış şekillerimiz, alışkanlıklarımız, uygulamalarımız. Hatta bakın burada sosyal medya hesaplarında bir tane şey geziyor, paylaşım Caps. geziyor. Biraz komik baktığımız zaman ama gerçek bu. 2009 ile 2019 arasında baktığımız zaman pilotla kameraman işinden olmuş vaziyette. Onun yerine teknoloji almış vaziyette. Bu günümüzde doktorlar, avukatlar, şoförler, işte bankacılar, sigortacılar, call center çalışanları gibi birçok meslek grubunu kökünden etkiliyor. Mesela benim en son çalıştığım teknoloji şirketinde Türkiye'nin en büyük e-ticaret firmalarından biriydi. Satın alma biriminde 60 arkadaşımız çalışıyordu. Biz bir yazılım kullanmaya başladık. 50 tanesi işsiz kaldı. O 50 kişinin yerini aslında teknoloji yazılım almış oldu. Bizim de millet olarak aslında ülke olarak odaklanmamız gereken şey teknoloji olmak ve bu teknolojiyi üretmek oluyor olacak, olmak olmalı. Şimdi bugün aslında hem ülke olarak hem birey olarak hem şirketler olarak vereceğimiz kararlar aynen sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi bizim gelecekte teknoloji zede mi yoksa teknoloji zade mi olacağımızı belirleyecek. Şu anda bazı ülkeler var ki mesela örneğin Zoom'un altyapısını kullanıyoruz şu anda. Yaklaşık 10 yıl önce bir girişimcinin attığı bir temeldi bu ve şu anda bütün dünyadaki birçok kullanıcı artık onun hazırlamış olduğu bu altyapı üzerinden işlerini büyütmeye başladı. Biz de bugün gelecekle alakalı önemli teknolojilerin altyapısını, adımlarını atmamız gerekiyor. Fakat çok güzel bir yere parmak bastınız. Ülkemizde teknolojiyi geliştirmek ve bunu doğru bir ölçeğe ulaştırmak gerçekten çok zor. Yazılım sektöründeki en büyük problemlerden biri bu.
Çok değerli yazılımcılarımız var, çok kıymetli mühendislerimiz var, çok iyi yazılımlar, ürünler, çözümler geliştiriyorlar. Ama bunu doğru kullanıcıyla, doğru müşteriyle bir araya getiremediklerinden dolayı aynen sizin örnekte verdiğiniz gibi yatırımcı biri geliyor, bir bakıyor harika bir çözüm, yeterince de ticarileşememiş, yani fatura kesememiş ve öyle bir teklifte bulunuyor ki tabiri caizse işte 100 bin dolara şirketin yarısını satın almak istiyor. Ve gelişimci arkadaşımız, yazılımcı arkadaşımızın da ya motivasyonu bozuluyor ya bunu yapmak zorunda kalıyor. 100 bin dolara şirketin yarısını vermek zorunda kalıyor. Bundan dolayı da gerekli olan yatırımı yapamıyor, işini büyütemiyor ya da hissesini çok verdiği için ileride başka problemler yaşıyor. Yani yazılım sektörünün çok büyük bir problemi var. Biz de bu problemi şöyle çözebileceğimizi düşündük. Kendi network'ümüzde ve çevremizde iş dünyasında çok değerli danışmanlar, çok değerli iş insanları, çok kıymetli çalışanlar var. Bunlarla birlikte Türkiye'deki bu yazılım şirketlerinin, teknoloji şirketlerinin üretmiş olduğu bu ürünleri doğru firmalarla, doğru kurumlarla, ihtiyacı olan kişilerle bir araya getirip bir köprü vazifesi kurmak, Türkiye'den dünyaya bu arkadaşlarımızın ürünlerini satabileceğimiz bir platform oluşturmayı planlıyoruz. Hatta çok da detaya girmeyeyim. Bu konuyla alakalı merak eden arkadaşlarımız varsa biz bu akşam saat 9 gibi eğer vaktiniz olursa siz de bekleriz Sami Bey. 9 gibi bu konuyu masaya yatırıyor olacağız. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yepyeni bir danışmanlık platformunu hayata geçiriyoruz. Hem Türkiye'deki yazılım sektörünün hem dijital dönüşümü gerçekleştirmek zorunda olan firmaların hem de kendi mesleğiyle, kendi geleceğiyle, kendi ticari ve finansal kaygıları olan girişimci ve girişimci adayların problemlerini çözen harika bir oluşumun kıvılcımını yakmış vaziyetteyiz ve teknolojiyi ve interneti de kullanarak bunu Türkiye'deki birçok şehre sonra da birçok dünya ülkesine ölçeklemeyi hedefliyoruz. Harika. Evet, size çok teşekkür ederiz. Ben Yaptığınız teşekkür ederim. paylaşımlardan, Ben değerli de hepinize katkılarınızdan genel dolayı. göremiyorum kim ne yazdı. Yorumlar falan geldi birkaç tane. Onlara bakamadım. Hani direkt takip edemedim onu. Sadece konuşmaya odaklandım çünkü. Onları da bana Evet. bir bildirirsiniz. Tabii. Arkasında Hocam, mutlaka bildiriyor olacağız. bildiriyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sesim geliyor mu şu anda size? Evet, Ziyacığım. duyabiliyoruz. Tamam. Duyabiliyoruz, evet. Çok güzel yorumlar var hocam. Gerçekten arkadaşlarımız bazı şeyleri yazdılar. Ağzınıza sağlık. Siz de çok güzel anlattınız. Ben isterseniz onlardan bir iki tanesini söyleyeyim size. Yelda Turan'dan selam gelmiş öncelikle. Bir selam iletelim. Siz duyuyor musunuz Sami Hocam? Sami Bey'in acaba interneti mi Evet, bitti? şarjı bitiyordu. Şarjı mı Peki. bitti acaba? Anlaşıldı. Öyle çünkü şey gibi duruyor şu anda. Donmuş gibi duruyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum Ziya'cığım. Elinize, kolunuza sağlık, ağzınıza sağlık. Evet. Arkadaşlarım da keyif aldılar mı? Herkes keyif aldı mı? Akşam. Arkadaşlarımız akşamki toplantıyla alakalı nasıl katılabileceklerini sormuşlar. Şu ekranı tekrar paylaşayım. Süper, Burada süper. gördüğünüz linkten dilerseniz kare kodu da telefonunuzun kamerasıyla okutup buradan da katılabilirsiniz. Hemen kaydınızı yapabilirsiniz. Ya da aşağıda gördüğünüz bit.ly/vt_4h adresini browser'a yazıp buradan da bu tanıtım toplantımızın kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Okay. Peki, tamam mı bugün de Ziya'cığım? Peki. Çok çok teşekkür ederiz. Bütün Ben katılan çok teşekkür ediyorum. arkadaşlarımıza. Yarın değil, öbürsü gün ne eğitimi var? Yarın ne eğitimi var? Satışla alakalı harika bir eğitimimiz olacak. Mutlaka katılmalarını öneririm. Daha sonra yine girişimcilikle alakalı ve inovasyonla alakalı eğitimlerimiz olacak. Bizi takipte kalırlarsa hepsini haberdar ediyor olacağız. Öyle mi? Peki, bu İlginay Hanım da bir eğitim verecekti. Atla gelişelim mi ne? Öyle bir şey vardı galiba. Evet, o da farklı bir eğitim içeriği hazırlıyor ve Öyle çok mi? kıymetli bir eğitim Peki, olacak. Evet. hadi bakalım. Herkese Tamam. çok selam, çok Görüşmek teşekkür üzere. ediyoruz. Sağ olun. Herkese hoşça kalın.